İstanbul, Türkiye uluslararası savunma açısından tarihi bir dönemde Türkiye, bir inovasyon merkezi olarak artan önemiyle NATO müttefiklerinin dikkatini bir kez daha çekti. NATO'nun sürdürülebilir inovasyon girişimi çatısı altında Türkiye, savunma inovasyon programının son aşamasını, ülkenin teknolojik ve entelektüel ilerlemesinin bir simgesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başarıyla gerçekleştirdi. Bu etkinlik yalnızca bilimsel bir forum değil, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayi gücünü güçlendirmek için küresel bir sahneydi. ASELSAN, HAVELSAN, STM, ROKETSAN, MKE ve SEFİNE TERSANESİ de dahil olmak üzere 13'ten fazla önde gelen savunma şirketi, çalışmalarını ve önümüzdeki 10 yıllarda NATO'nun askeri operasyonlarının yönünü şekillendirecek gelecekteki sistemlerini sergilemek üzere etkinliğe katıldı. NATO savunmasının yeni döneminde, Türkiye'nin dönüşümü son 20 yılda Türkiye, silah ithalatına bağımlı bir ülkeden, küresel olarak rekabetçi bir savunma sanayisine sahip, kendi kendine yeten bir güce dönüşme yolunda önemli bir yolculuk geçirdi. İstanbul'daki NATO İnovasyon Programı'nın son aşaması, Türkiye'nin artık sadece bir teknoloji kullanıcısı değil, aynı zamanda küresel savunmanın geleceğinin yaratıcısı olduğunun açık bir göstergesiydi. Etkinlik, strateji ve ilgili teknolojilerin evriminden sorumlu olan NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı tarafından doğrudan koordine edildi. Türkiye, çeşitli sergiler aracılığıyla insansız sistemler, yapay zeka, YZ, güvenli konumlandırma iletişimi, otomatik sualtı tespiti ve robotik altyapı koruma sistemlerindeki yeniliklerini sergiledi. Paradigma değiştiren teknoloji sergisi etkinliğin en ilgi çekici noktalarından biri, Türk savunma elektroniği devi ASELSAN'ın inovasyonlarının sergilenmesiydi. Şirket, süper bilgisayarlar tarafından bile dijital dinleme riski olmadan veri alışverişine olanak tanıyan taktik konumlandırma iletişim sistemini tanıttı. STM, savunma teknolojileri mühendislik, sualtı keşiflerini otonom olarak tespit edip, etkisiz hale getirebilen ve bu sayede NATO deniz güvenliği operasyonları için hayati önem taşıyan otonom bir deniz İHA'sını tanıttı. Türkiye'nin komuta ve simülasyon sisteminin arkasındaki beyin olarak bilinen HAVELSAN, kara, deniz, hava ve siber uzay birimlerini gerçek zamanlı olarak tek bir ağda birbirine bağlayabilen yapay zeka tabanlı entegre bir kontrol ağını sergiledi. ROKETSAN, ayrıca Bayraktar Kızıl Elma gibi yeni nesil muharebe İHA'larıyla entegre edilebilen taktik bir füze sistemini sergiledi. SEFİNE TERSANESİ ise otonom sistemler ve yapay zeka ile donatılabilen, çok görevli operasyonlar için modüler bir savaş gemisi tasarımını sergiledi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin lokasyon olarak seçilmesi tesadüf değildi. İTÜ, akademi, araştırma ve Türk savunma sanayi arasında bir işbirliği merkezi haline geldi. Bu merkezde genç bilim insanları, mühendisler ve öğrenciler, günümüzde büyük şirketler tarafından benimsenen teknoloji stratejilerinin geliştirilmesine doğrudan katkıda bulunuyor. Bu işbirliği, fikirlerin üniversite laboratuvarlarında ortaya çıktığı, endüstri tarafından geliştirildiği ve ekosistemi güçlendirmek için devlet tarafından entegre edildiği ulusal bir sürdürülebilirlik inovasyon ekosisteminin ortaya çıkmasının temelini oluşturuyor. NATO için bu tür bir işbirliği, sektörler arası inovasyona dayalı kolektif bir ekosistem oluşturmak için oldukça önemli bir model görevi görüyor. Behind the rise of Turkey's defense industry is the visionary figure of Professor Dr. Haluk Görgün, President of Defense Industries. Under his leadership, Turkey no longer waits for technology licenses from other countries, but instead creates technologies that are now in demand by its allies. In his speech at the event, Görgün asserted, "Turkey is no longer a country that simply buys or uses foreign defense systems. We are now a strategic partner in creating technologies that will shape the future of global security." He also emphasized the importance of sustainable innovation by combining young human resources, universities, and industry. With this vision, Görgün is pushing for the formation of a national defense ecosystem that is resilient and adaptable to the challenges of the digital age. Turkey's role in NATO's Sustainable Innovation Initiative further strengthens its position as a defense technology hub in the Eurasian region. Under the coordination of the Allied Transformation Command, the event served as a showcase for Turkey's ability to disrupt traditional approaches to security. For NATO, Collaboration with Turkey is now more strategic than ever. This country is not just a provider of military bases or personnel, but also a major contributor to next-generation defense technology. With the increasing challenges in the world, ranging from cyber warfare, autonomous systems, and hybrid threats, innovations brought by Turkish companies are becoming part of the alliance's collective solutions. This progress did not emerge overnight. Baykar's success with the Bayraktar TB2, Akıncı, and Kızılelma drones paved the way for international recognition of Turkish engineering capabilities. Now that momentum continues with a focus on the integration of military AI, quantum computing, and autonomous technologies. Turkey also continues to strengthen research cooperation with NATO, including projects related to intelligent maritime defense, strategic infrastructure protection, and green energy technologies for sustainable military operations. The final phase of the NATO program held in Istanbul was not merely a symbolic event, but a new milestone demonstrating how Turkey is positioning itself at the center of global defense technology transformation. For many observers, this is the culmination of Turkey's long journey toward full self-reliance in the defense sector, a journey that began with national ambition, strengthened by research, and is now recognized by the world's most powerful military alliance. In an increasingly complex geopolitical context, Turkey's move not only strengthens its strategic position within NATO, but also demonstrates to the world that innovation is a new force in maintaining global peace and stability. With visionary leadership, a strong industrial network, and a new generation of young innovators hungry for progress, Turkey now stands alongside the world's most advanced defense nations. This initiative confirms that a new era has begun in which Turkey is no longer a follower, but a leader in global defense innovation.